Ne bulduysam üzerime giydim. Hava buz. Öyle böyle değil. Kar olup başına gelmiş. Karaca'ya inmiş top. Ya Musa da böyle diyor. Kar Karaca'ya gelmiş. Ama buz. Yani şu ellerim kızardı. Eve geldim bu arada. Hazırlandım. Şimdi çıktık ve... Dedim ya, yaylaya gitmeye gerek yok. Nereye gidiyoruz? Babasını özlemiş. Babasını özlemiş. Bir görün. Allah aşkına şu asansörcüyü. Disco gibi. Nasıl bunu özel yaptırdık. Şuna bak ya. Bunu özel yaptırdık. Biz çıktık. Bugün öğleden sonra gitmeye karar verdik doktorumuza. Şuranın ışığı da çok güzelmiş yalnız. Buraya müzik de yaptıracağım ne yapayım? Dur bir dakika. Ay yağmur yağıyor. Bu bugün... kar sepeliyor. He doğru. Bir konuşamadım Musa, aşk olsun. Bebişin cinsiyetini görmeye gidiyorum. İnşallah gösterirse gene. İnşallah. Dün sabah gittik de görünmedi. Bugün öğleden sonra aldık o yüzden. Bakın. Ne yaptı? Muzlu süt aldı geldi bize. Sırf cinsiyeti görmek için mi bunlar? Oo, pembeyi çekti. Ne demek oluyor bu? Hadi bunun altından da bir şey çıkar. Allah'ım yarabbim yok, yok. Ya. Altında bir şey yok. Ben de maviyi seçtim bak. Bunun altında da bir şey yok. Peki. Şimdi muzlu sütlerimizi aldık. Doktorumuza gidiyoruz arkadaşlar. Gitmeden önce şekerli bir şeyler ye. İşte iyi olur, görünür falan dedi herkes. Çikolata yiyemiyorum ben. Bir dakika ya, böyle konuşmayacağım. Böyle daha. Çok güzel yapmışlar. Ben çikolata böyle yiyemiyorum bu aralar nedense. Aslında eskiden çok severdim. Böyle midemi fazlasıyla ekşitiyor, sonradan bulandırıyor ve bu beni huzursuz ediyor. Gün boyu onun eziyetini çekiyorum. Böyle olmasını da istemiyorum. Valla bugün ablamın tavsiyesiyle de muzlu süt aldık gidiyoruz. Buranın atomu da çok güzel oluyor da karıştırmayayım şimdi dedim. Bebişin sayesinde. Valla onun sayesinde. Yoksa bu saatte nerede gelip de muzlu süt içeceğiz? Yok yani, imkanı yok. Herkes çalışıyor. Ha? Herkes senin peşinde geliyor. Bugün ama gösterdim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim ki kalsın yani, bu ay görmeyelim. Gelecek ay elbet göreceğiz. Ama Musa o cinsiyeti bir kere duydu ya, doktor gördüm. Dedi Allah Allah. Her gün elinden gelse beni hastaneye götürecek. Ya ona göre hazırlık yapacağım. Bir de, ona göre oyuncaklar alacağım. Ona göre o odasını yapacağım. Ne alaka cinsiyetle? Hemen başlayacağım. Ya şimdi erkeğe sindi bebek mi alacağım? Sindi bebekle mi oynayacak çocuk ilk doğduğunda? Sindi bebek de, yani sindi bebeği de biliyor da sindi bebeğin devri kalmadı Musa yalnız. Lol bebekler falan çıktı. Çok geriden geliyor. Girip düşünsenize. Sindi bebek soruyormuş oyuncakçıya falan. Çocuğu herhalde kalmıyor her ya. Barbiler ya, falan çıktı. Ama ben Barbiler'de vardım yani. Bazı arkadaşlarım böyle isimler söylüyorlar, oyuncak isimleri, şaşırıp kalıyorum. Çocuğu onlar biliyor. Hadi Mustafa Elden sonra yine biraz ucundan yakaladık da oyuncakları öğrenmeye başladık. Ama yine de var bilmediğimiz şeyler. Neyse ben şunu içeyim. Sen çocuğa tembihlediydin gösterme diye, bugün demedin değil mi? Bugün gösterecek mi? Gösterecek. Emin misin? Evet, tokumda. Göster dedin mi? Dedim bugün. İyi hadi bakalım. Geçen dedim. Gösterme çocuğum dedim. O dediğin gün göstermedi. Beni çünkü. Şaşırdım vallahi şaşırdım. Ben de gördüm de. İnşallah. Çünkü makine gel git gel git artık keşfettim makineyi. Her makineyi öğrendim. Oldu hocam, saklanacak. Şimdi gidip dükkan kasasına koyacağım çünkü. İnşallah rezil olmam. Olmaz olmayız. Hocam bir daha ne zaman geliyorsun? Bu YouTube'u ya. Vatana millete hayırlı olsun. Aldık. Güzelce kaşeledi, imzaladı doktorumuz. Kapattı tamamen de. Çünkü Musa'ya hiç güven olmuyor bu konuda. Hatta... Ama ben git gel git gel ekranda gösteriyor ya. Görüyorum ben de, gel diyor, sen de bak diyor. Gösteriyor, ben keşfettim makinayı. İnşallah doğru keşfettim. İnşallah dur bakalım. Israrla şimdi... gördüm diyor. Keşke görmeseydi. Hatta doktor uzaklaştırdı. Sen git bakalım bakıyorsun dedi. Bir de oradaki yazıları falan da çözmeye başladı. Sen diyor 13 artı 5 mi olmuşsun diyor bugün. 13 artı 5'tin evet. Aynen 13 artı 5 doğru. 13 W 5 yazıyor. O haftalık ve gün. Normalde bunu alıp iş yerine gidip kasaya. Yukarıda benim kasam var. Ofiste kasaya kilitleyecektim. Ama şimdi iş yerine gitmeyeceğim. Bu saatten sonra.
açak bakalım. Hayır asla. Şimdi bunu saklayacağım çünkü Musa'ya asla güvenim yok bu konuda yani. Kesin açar. Yok, o yüzden bu gidecek. Öyle. Kasaya mı bacın gerçekten? Yok canım, şimdi bu saatte gidemem ama yarın sabah kasaya götüreceğim. Çünkü bugün günlerden salı. Günler mi çıkartacağım? Hayır. Komşuya vereceğim. Üst komşumuza. Bugün günlerden salı. Biz Allah izin verirse hazırlıklarımızı cumartesi, değil mi? Cumartesi erken akşam yapıp da. Ya daha erken olacaktı. Bazı aksilikler oldu maalesef. Ya programlar ben oldu. Ya hazırlıkları yapayım akşama. Hayır lütfen. Ailelerimizin arasında ufacık bir sürprizle yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi bunu çantamda güzel bir yere saklayıp sonra da evde Musa'dan gizli bir yerlere saklayacağım. Yarın da iş yerine gider sabah benimle birlikte kasaya. Tık tık. Hadi bakalım. 22 Ocak Cumartesi gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Musa'cığım seni öyle çekerim bak, geliyorum. Bugün biz şöyle göstereyim. Bura hazırlandı. Mustafa cinsiyetimizi öğreneceğiz. Ha? Mustafa. Aynen, Mustafa'ya da balon yaptırdık sırf şunlarla oynamasın diye. Şöyle bir kutu tercih ettik biz. Ben size göstereyim. Aslında böyle değildi istediğim ama kutu bulamadık. Yani böyle bir sorun yaşadık. Ama uzak durmuşsa lütfen ya. Onu kaldıracağım çok şimdi. Çocuk bile diyor, bir organizasyoncu arkadaşımız vardı. Ona böyle tarif ettik nasıl bir şey istediğimizi. Ona yaptırdık. Kutunun içerisinden cinsiyetimize göre artık erkekse mavi, kızsa pembe balonlar çıkacak. Şöyle bir kutu. Kurdaleleri açacağız. İkimize ayrıca kurdale yaptı. Buralarda böyle uçan balonlarımız var. Şunları çekmek zorunda kaldık. Şurayı süpürdüm çünkü değişik bir şey dökülmüştü üstüne. Anlayamadım gerçekten. O yüzden süpürge de orada. Burada da nerede? Şurada da hala var. Mustafa Ali'nin balonları var. Bunlar da Mustafa Ali'ye. Şimdi şu kutuyu kaldıracağım. Çünkü gelenler, yani ailelerimizin genç erkekleri kesinlikle durmaz ve bunu açmaya çalışırlar. Ben de şu anda... Yani. Seni de şimdi bu odadan çıkartacağım. Bekliyorum. Şuraya kaşıkları, çatalları falan hazırladım. Kimse gelmeden. Burası çok kötü görünüyor. Bura böyle değil de Musa buraya girince böyle oldu. Şöyle küçük küçük tea light'lardan, mumlardan koydum masaya. Ama bilmiyorum yakar mıyız, yakmaz mıyız? Senin bir tahminin var mı? Şunu şimdilik şuraya koydum. Bir dakika. Şöyle. Böyle. Şimdi buraya malzemeler falan gelecek. Senin tahminin var mı? Ama bence tahminlerimizi bir dakika. Ben hazırlandıktan sonra söyleyelim. Tamam. Birlikte hazırlanalım. Ben çünkü hazırlanmadım. Şu anda hala pijamalarla geziyorum. Sadece organizasyoncular gelsin gitsin. Ondan sonra üzerime bir şeyler giyerim. Hazırlanırım, saçım falan yaparım diye düşündüm. O yüzden tahminlerimizi sonra alalım. Bunu da aldım şimdi. Şöyle bakacağız artık hangisi. Annemler geldiler. Masayı bayağı hazırladık annemle. Ben sigara böreklerini falan pişirdim. Yerleştirdik. Şimdi de Musa'cığımla kayınvalidemlerin gelmesini bekliyoruz. Onlar gelir gelmez hemen yapalım Musa. Beklemeyelim. Bence hemen yapalım. Beklemeyene gerek. Nasıl anlatır? Yani bu çay faslını içerideki gruba bekletirsem. Şimdi zaten diyorlar. Şimdi diyorlar. Çok heyecanlı. Kutu nerede? Kutuyu çocuk odasına sakladım. Kitle. Tahminleri yapalım. Herkes diyor ki Mustafa Ali açsın. Mustafa Ali açmadı mı? Çünkü Mustafa Ali içerideki balonları hafif bir galyana uğrattı. O bile çıkarmış. Nasıl mutlu. Şimdi nasıl diyorum, mutlu. Kutuya bakmaya gidelim diyorum. Böyle bakıyorum. Halbuki Mustafa Ali böyle rengarenk balonlar da koydurdu içeri. Sırf oynasın diye asla ilgisini çekmiyor. Uçan balonlara bakıyor. Neyse işimiz bittikten sonra bağlarız. Eline gelsin. Tahminlerinizi alalım Musa. Benim tahminim hiç fark etmez erkek kız, tekrar söylüyorum. Hayırlısıyla, iyisiyle, güzeliyle gelsin ama hep içimde erkek olacağı var. Hmm. Tamam, rüyamda kız gördüm. Simsiyah, kapkara bir kız çocuğu. Gıvır gıvır saçları. Görsen, benim gibi olur yani. Yani kara, öyle kıvırcık. Güzel bir kız çocuğu gördüm rüyamda ama erkek tahmin ediyorum ben. Sen? Ben de şöyle... aslında vlogun sonunda anlatmak istiyorum ben bunu birazcık. İçimden geçen kız ama vlogun sonunda size böyle detaylı bir şekilde oturup anlatmak, paylaşmak istediğim bir şeyler var. Kızı da böyle bir şarkıdan esinlendim. Neden oldu bilmiyorum. İçime çok doğan bir şey yok. Bakacağız artık, göreceğiz. Şimdi size elbisemi de göstereceğim. Ne giydik? Ben erkek hissediyorum. Hadi sen çok, de gel. Çok şurada birbirim. Ciddiyim. Erkek hissediyor. Evet. O da anlatacak ama bence vlogun sonunda neden öyle hissediyor. Biz bugün... Hiç hayatımda evet. Giymediğim bir renk giydim ben. Bence Musa da öyle. Ama güzel yakışmış şöyle sana. Kahverengi
Güzel oldu sana. Bir elbise giydim. Şöyle senin göstereyim. Göbek, hafiften de çıkıyor. Biraz benim göbek senin göbeğe geçiyor. Yarıştırıyoruz. Değil mi? Ben çok yedim lan. Böyle arkadaşlar. Böyle hazırlandım. Makyajımı da yaptım. Artık kayınvalidemler de geldikten sonra açıklayacağız hemen inşallah. Açacağız. Bence hemen açalım. Ondan sonra mı oturalım? Ondan sonra oturalım zaten sohbet muhabbet. Heyecanlı. Bence de. Beklemezler. Çok heyecanlı ya. Babamlar da alıp başını gitmezler. Hadi Mustafa söyle bakalım. Masamızı hazırladık. Hadi söyle. Göstereyim mi? Mustafa Ali biliyor abi. Annem Mustafa Ali. Poğaça yapmış. Annem havuçlu pasta. Ben garnitür yaptım da bunun üstü biraz kurudu. Sigara böreğimiz. Poğaçamız ve sarmış. Bu da şimdiden mini minnacık bir yaş pastamız. Çok hazır. Güzel olmuş. Şimdi sabırsızlanıyor herkes. Sırayla başlayacağım. Önce herkesin şeyini alalım ama tahminlerini. Var mı anne tahminin? Bekliyoruz. Kız. Kız. Erkek. Erkek. Hadi bakayım. Erkek. Baba. Hangisi aynısı? Hayır o kaçamak cevap. Olmaz o. Ben de diyorum aynı Musa diyorum aynana benim. %50 %50 iki şey diyeceksin zaten. İkisini de istiyorum. Yok. Alalım. Tahmin istiyoruz biz. Tamam erkek. Erkek. Ben kız diyorum çünkü kız. Sen çekilmez oldun. Ay baba aşk olsun ya. Halacığım ne istersin? Anne. Sen abi? Erkek. Abim hep diyordu. Abla. Erkek. Anneanne. Torun ne geliyor? Kız mı erkek mi? Anne sen o zaman. Yok bil bakayım. Bir tane seç. Valla bir bak buradan bak. Ney? Dede sürpriz olacak. Dede. Demiyor. Evet. Ya bir şey diyecek miyim? Kız ya bence kız yani. Kız mı? Hadi. Ha? Kız. Büyük iddia var Burla'yla eniştesi arasında. Eniştesi de söyledi zaten. Biz şimdi başlayacağız. Çünkü daha sonra da bir şeyler yemeye başlayacağız. Şuraya kutumuzu getireceğim şimdi. Bakmama için kendimi zor tutuyorum bak. İyi geldi. Kardeş bak bunun için de kardeş. Ay bu kamera ne olmuş? Bir dakika dur bakayım. Bak babacığım bak bak bak. Çıkın çıkın çıkın. Evet heyecanlı dakikalar. Hazır mısınız? Bir dakika, bir dakika. 10 Hadi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ben de hiç tekrar edilmiyorum. Ben de patladım. Ben de. Hayır. Ya sen duyanlar ya. Çık 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 balonlar arasında. Mustafa Ali. Geliyor geliyor. Suç ortağı geliyor Mustafa Ali. Bak bir o daha geldi. Bak. Ben ne dedim? Hayır. Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, neredesin sen? Aha buradan da bir erkek çıktı. Bak 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 vallahi oğlum hayırlı olsun. Vallahi sağ olun. 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 Nasıl bindik ama? Nereden biliyordun? Doğruyu söyle. Bir tane var. Anladın mı? Ama sen de daha heyecanlı. Yok öyle olsa da. Ben erkek. Ben kız dedim. Erkek. Aa böyle diye. Biz biliyorduk değil mi Mustafa ile? Mustafa biliyor muydun sen? Sağlıkla gelsin inşallah. Tebrik ederim. Uzayaki sabah. Hadi sen dur gel. Hadi gel. Sağ ol. Ama doğru. Ne oldu? Siyah beyaz o zaman. Ama bize çok daha geliyor. Ama biz hep diyorduk ablamla. Oyuncak oyuncakları kimse veriyor tamam mı? Sadece özel sana oyuncak. Hayatımda yakın. Paylaşma yok. Ablamla biz o gün konuştuk çete olacaklar diye. Gel anne öpeyim. Sağ ol anne. Sağ ol anne. Razı olsun. Ben arıyorum Özde. Sağ ol. Sen şimdi tamam mı? Aynen aynen. Rüyamda gibi. Aykut'cum. Mustafa Ali.
kızıyordur. Hemen kızıyordur. Mustafa ile. Masa kurmaya hikaye girdiler. Vallahi. Allah Allah. Dur şunlar ne yaptı bunlar? Aa biz sizi unuttuk. Biz sizi. Anneanne. Tahminin doğru çıktı mı? Çekiyor. Video çekiyorum seninle. Oy kurban olayım seni bir yerine. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tahminin doğru çıktı mı? Bunu mu tahmin daha bilmiyor. Ediyordun? Erkek mi diyordun sen? Erkek mi diyordun? Biliyormuş ama demiyormuş yani. Demenin doğru olduğunu düşünmüyormuş herhalde. Bu kadar doğurduk biliyor kız. Bu kadar doğru. 11 tane. Sayı verelim mi 11 tane? Eşki mi yiyor tatlı mı yiyor diyordu ama sen hepsini yiyor musun? Hacım tatlı hiç yemiyorum ben. Yiyor, hiç yedin mi? Ne tatlı ha, yedim ne çikolata. Tatlı mı? Ablam her şeyi yiyordu. Ne yalan mı? Hiç tatlı yedin mi? Yiyordum. Hiç. Yok, biz evde yiyordum. Tatlıyı çok seviyor da böyle. Öyle fazla bir şeyler yemiyordum. Bak ne diyor doğru. Söyle anneanne söyle. Söyle bir oğlu daha. Oğlu. Hayır. Bir şeyler yemiyordu hiç dedi ya. Kadın dünkü halimi gördü çünkü. He, bir şey yemiyordum. Nasıl? Kötü olduğumu gördün? Gördüm. Ha bak. Yani. Annem biliyormuş ama söylemek istememiş. Çünkü videoya olduğunu anlamamış. Kaçı ben de sordum. Cinsiyeti belli oldu mu dedim. Yok dedi. Evet. Ama ben biliyordum. Erkek mi diyordun sen? Yani Allah sonuçta. Hayır uğurlu etsin. Amin inşallah anneanne. Gülmekten şimdi başlayamayacağım dur. Öğrendik. Rahatladın mı? Sen çok merak ettin. Oy evet evet. Bunu gerçekten yani. Ben dedim ki öğrenmesek de olur. 12. haftadaydı. Yanlış hatırlamıyorsam doktorum gördüğünü söyledi. Ama ben dedim ki durun söylemeyin. Hani bir sürpriz yapacağız. Yazıp verin. Sonra dedi ki durun sürprizse dedi. Bir sonraki hafta tekrardan bakalım. O bir hafta Musa'yı nasıl tuttum? Sonra beri de duruyorum. Perşembe günü olacaktı. Aslında bu partimiz. Ama evet. Teyzemiz Meryem nikah yaptı. Nikahı oldu teyzemizin. O yüzden erteledik. Cumartesiye kaldı. Perşembeden cumartesiye tuttum Musa'yı. Bekle. Ama zarfı sakladım. Ben hiç merak etmiyordum ve hatta beni aradılar. Kaç kişi, arkadaşlarım da dahil. Gerçekten hiç bakmadın mı diye. Hayır çünkü yani niye merak etmiyorum biliyor musun? Ya erkek ya kız. Sağlıkla gelsin. Tamam, İlk çocuğumuz. Hani bir tane mesela erkek olsa ikinciyi dersin ki ya bir de kızım olsun. Ya da bir kızım olsa bir oğlum olsun dersin. Tamam ama ilki. Şimdi öyle değil benim merakım. Yani tamam. Kız da olur, erkek de olur zaten Allah'ın verdiğine bin şükür. Çok ama şükür. Meraklanıyorsun. Yani ben biraz meraklıyım. Yani benim yapımda var. Bir evet. Şey merak ederim. Yani çözmeye çalışırım onu. Ki ultrason görüntüsünde yani. Çözmüş arkadaşlar. Evet. Yani ben doktora dedim. Bu mu dedim? Yok dedi. Orada çevirdi doktorum. Bir kere bakıyor bir de. Bir kere bakıyor şüpheleniyorum. En son gittiğimizde göster şöyle çok güzel diyor. Burnu güzel falan böyle böyle lafı tutuyor tamam mı? Birden gösteriverdi, bakıverdi. Bu mu hocam dedim. Yok dedi. Öyle gözükmez hemen dedi. O değil dedi. Hemen gerçek bir daha bakma. Halbuki görmüş. Dedim hocam dedim. Ben dedim gördüm dedim. Yok dedi. Tam belli değil dedi. Ben de görmedim yani falan. Yani Musa erkek tahmin ediyordu. Rüyasında kız yani, bebek gördü. Yani biz çocuk beklediğimiz haberini aldığımızdan beri hep böyle içimde erkek duygusu var böyle yani. Beklentisi var. Rüyamda da kız gördüm. Evet. Kapkara kız. Saçları gıvır gıvır. Öyle yani bir çirkin ki kız. Görsen. Benim yani çocukluğumu anlatıyor yalnız. Çok şey böyle. Çok tatlı ama çok çirkindi. Ama ne bileyim hep erkek içime böyle doğdu. Benim de. Bilmiyorum, içime doğan oldu biraz. Ben şöyle anlatayım. Dilime bir şarkı dolandı. Ya hani bebek beklediğimizden ya da bu şarkı yeni bu taçlı kızım. Ah yıldızım öyle güzel bir şarkı yani onu açıp falan dinliyorum. Dedim herhalde kız olacak yani içime doğan bu herhalde. Sonra ben bir rüya gördüm. Bir erkek bebek ama tertemiz böyle yani nasıl anlatayım ki? Evet sen. O kadar güzel bir bebekti ki zaten hani bence bebekler süper tatlılar hepsi. Ama çok güzel bir bebekti. Ve o bebek Kerem bebek. Yani evet. Hastanede sesleniliyor. Uyandı diyor ben Kerem bebek gördüm. Kerem bebek. Hani Kerem bebek gördüm ben rüyamda. Hastanedeyiz ve Kerem bebek diye sesleniyor. Ben ona uyandım. Dedim ki Allah Allah ya hani. Dedim bu da acaba erkek mi? Ama ben gerçekten doğru düzgün bir şey hissedemiyordum. Sadece dediğim gibi ön yargılarım vardı işte. Şarkı dinlediğim için kız.
rüyamda Kerem bebek. Kerem'in anlamı da çok güzelmiş bu arada. Baktım gerçekten ismi Kerem olanları. Böyle ne bileyim Allah ailelerine bağışlasın inşallah. Amin. Herkes çok da güzel anlamı varmış. Ona da Hande teyzemizle baktık. Hande dedi ki bana ne hissediyorsun Emine? Ona da anlattım ya dedim böyle böyle Hande. Ama ısrarla arkadaşlarım erkek diyorlardı zaten. Dedim böyle böyle Kerem bebek gördüm. Ya dedi anlamına baktın mı? Vallahi dedim bakmadım. Yani gerçekten bakmadım da Allah var. Sonra baktık anlamı gerçekten çok güzel ve anlamlıymış. Ama sen hep kız isimlerine şey yapıyordun böyle. Evet. Kız isimleri buluyor, kız isimleri planlıyor. Benim böyle ya bir ben... iki istediği, sevdiğin isimler vardı evet, mesela. Çok istediğim diyordu, bir isim Musa, vardı. Bak şu kız ismi kız çok ismi. Güzel şöyle olur böyle. Hep kız odaklı gittin. Değişti. Neyse. Belki ikinci diyelim yani, artık hayırlısı. Kız olsaydı bir ismi isim şey vardı. Evet. Yani böyle bir %100 demeyelim de. Düşündüğümüz vardı yani. %80, %90 evet. Bir isim vardı. Artık erkek oldu. Bakacağız. Şimdi erkek otur isim düşün. Hayırlısı olsun ya. Amin, sağlıkla amin, gelsin. Sağlıkla gelsin. İsim de bulunur. Ne bileyim cinsiyette gerçekten hani önemli değil. Kız olsun evet, erkek olsun sağlıklı olsun. Ya biz olsun. Zaten yani Emine de olsa ben de olsa kız çocuğuna çok bayılıyoruz. Yani bitiyoruz gördüğümüzde çok hoşumuza gidiyor. Biz her çocuğa seviyoruz. Bayılıyoruz aynen. Yalnız. Sorun erkek, burada. Erkek çocuğu görüyoruz. Yani Mustafa Ali tamam içimizden içimizden biri o yani o, olmasa bile öncekilerde de mesela erkek çocuğu gördüğünde bile yani seviyoruz. Seviyor. Çocuk seviyoruz. Çocuk da bizi seviyor. Yani evet. Bilmiyorum o yıldız konusu varmış ya. Belki çocuğun de. Sevdi mi sever yıldızımız mi sevmedi tutuyor. Mi sevmezmiş. Sevme... Mustafa Ali İbrahim hiç gelmedi az önce. Evet, korktu ağladı. Ağladı İbrahim'i defa, görünce. İlk defa Mustafa Ali bir çocuk yani birini birinden görünce ağladı. İbo işte. Geldi koridorda gördü onu ağladı arkasını döndü gitti. Hemen Musa evet. Kucakladı filan sakinleşti yani Allah'tan. Çocuğu, oğlan çocuğu erkek çocuğu var fark etmez. Öyle. Ama işte içine doğar insan biraz böyle hissediyor. Sen ultrasyondan gördün. Ben öncesinde de erkek içime doğuyordu. Kızı da çok seviyorum ben kız evet. Çocuğunu bayılıyorum. Allah hayırlısını kısmet etsin amin, inşallah. Amin inşallah. Öğrendin ha. Tamam. Hayır evet çok sen merak öğrendin. Ediyordum zaten. Bu arada balonlarımızı kopardı Mustafa Ali. Koparsın. Sonra biz onları tekrardan yerine yerleştirdik. Ama tekrar Mustafa Ali ile yaptık. Evet. Ben ellerine sağlık halacığım. Bantı yapıştırıyorum böyle tamam mı? Koparıyorum bir tane kendine veririm o da böyle yapıştırıyor. Musa bir de ısrarla Mustafa Ali'ye diyor ki korkma diyor biz gene sana oyuncak alacağız. Sanki Mustafa, çocuk bir şey anlıyor. Mustafa Ali diyorum sen dedim korkma diyorum sen oyuncaklarını paylaşmayacağız sadece sana. Sadece sana alacağız böyle diyor. Böyle bakıyor. Gene alırım onu ona da alırım. Ona da alırım inşallah. İnşallah hayırlısı. Birlikte oynarlar zaten. Tabii canım daha birlikte büyürler. Arasında 2 yaş oluyor sanırım. Benim amcam oğlu da 2 yaş aramda var. Kardeş büyüdük, gibi evet. Yani ne olacak aman. Hayırlısı inşallah. Biz gidelim şu telefonlarımıza bir bakalım gerçekten. Arkada çatlıyor insanlar. Bir Musa'ya mesaj geliyor bir bana. Bana ulaşamayanlar Musa'ya yazıyor. Musa'nın arkadaşları bana yazıyor. Hepsi çok merak ediyordu ve kimse inanmıyordu bizim bilmediğimize. Ama biz gerçekten bilmiyorduk. Üzülen oldu üzülen. Kız istiyormuş, kız bekliyormuş. Şey aynen aynen. Üzülen arkadaşlarımız oldu. Da var öyle. Ya öyle mi diyor. Ya sanki ciddi misiniz diyor. Sanki bana yani erkek deyince ne bileyim olmasını mı istemedi ne yaptı öyle üzülenler belki var. De. Ya işte o da onun yani düşüncesi kısmet. Tabii kız istiyordu. Aykut. Kızcıydı. Büyük evet, iddiaya Aykut girdiler. Aykut'cumdan büyük iddiaya girdik. O dedi ki kız abi dedi. Ben dedim ki erkek. Güzel bir iddiaya girdik. Annem çok iddia kız diyordu. Çünkü annem diyor ki sen çok sinirli oldun. Yani çok böyle değildin. Aşırı sinirli. Ben bu arada böyle biraz fazla tepki veriyorum her şeye sanki. Bir de kalabalığa gelemiyorum. Doktorumuz da kimseye söylememiş. Evet. Söylemiş. Organize yapan arkadaşımız. Ona çok mesaj atan olmuş. Ona çok mesaj söylememiş. Söyle söyle falan. O da söylememiş. Az önce konuştum. Arkadaşlar Instagram'da yazdılar, WhatsApp'ta yazdılar. Hep de bizimkilerden yani bizim arkadaş çevremizden. Evet. Söylememiş kimse. Kimseye daha biz gidiyoruz gidiyoruz. Şortalı bir toplayalım. Allah'tan annemler topladılar mutfağı. Bir salon kaldı. Şu balonları falan toparlayacağız. Çocuklara veririz yarın onları da. Mustafa Ali bakıyordu. Hepsini ben yarın götüreyim Mustafa. Mustafa Ali'ye ver. Hepsini sen de rahat ol da rahat. Oturur tek tek patlatır. Bir kere patlatıma alışır. Hepsini patlatır. Mustafa Ali gitti diyor ki niye çocuğa balon vermedik? Balonları... Dedim ne bileyim uykusu geldi onu da o yüzden götürdüler. Giderken uyumuş zaten. Aynen. Neyse şimdi yarın götürürüm ben onu toplar hepsini oynarız onunla. Tatlı maşallah. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür evet. ediyorum.
Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden güzel dilekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Gönlünden geçiren, kalbinden geçiren herkese hayırlısıyla istediğini nasip etsin inşallah. Amin, amin, kendinize inşallah. İyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.